O ne diyor tarafında çalışmalara başlarken aslında hedefleri belirlememizdeki en temel kriter potansiyeldi. Sosyal medya tarafında çok güçlü bir site. Zaten Türkiye'de mobil anlamda en çok vakit geçirilen site. Bu tarafta bu potansiyeli aslında iyi bir SEO ajansı hem teknik yeteneklerini hem de içerik tarafındaki yetenekleri bir araya getirerek iyi bir avantaja çevirebilir. O ne diyor Türkiye'nin en büyük içerik sitesi. O ne diyor'nun hikayesi vatandaş gazeteciliği üzerinden başladı. Ve zaman içerisinde sosyal medyada yayılmaya başladıkça insanların paylaşmak isteyebileceği, işte tam bu beni anlatıyor bu içerik deyip paylaşmak isteyebileceği içerikler üretip sosyal medyadan yoğun bir şekilde yayılmaya başlayan ve yani yüksek miktarlarda trafik elde etmeye başlayan bir site. O ne diyor? Jimius verilerine göre mobilde en çok zaman geçirilen site. Aylık ziyaret rakamlarına baktığımızda da 25 milyon tekil ziyaretçiyi aşmış durumdayız aylık olarak. Ve bunun büyük oranda mobilde gerçekleşiyor bu ziyaretler. Çünkü sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldığımız için. O ne diyor için SEO'nun önemi aslında büyüme ile birlikte daha da anlaşılır oldu. O ne diyor'un belli insanların sevdiği ve akıllarına kalan birkaç kelime ile birlikte anılmaya başladı. O ne diyor testleri, o ne diyor listeleri, o ne diyor galerileri gibi. Buradan aslında onun üstüne binerek unbrand trafiğe yönelip buradan da trafik çekilebilirdi aslında. Ben bunu bir fırsat olarak gördüm. SEO için bir ajans arayışına aslında benim iş yükümden dolayı başladık. SEO'ya hak ettiği zamanı ayıramıyordum. Bunun için ajans arayışına başladık. Onedio ekibi aslında SEO ajansı arayışını hem Ankara hem İstanbul ofisine bir arada götürüyordu. Bu noktada zaten İstanbul ekibindeki arkadaşlarla bizim bir partnerlik çalışmamız olmuştu. Dolayısıyla SEO arayışlarında mutlaka bize bir tur ulaşmak istediler. Hakeza Ankara ofisinden de çağrıyla daha önceden işte SEO Zone ve Digital Zone etkinliklerinde tanışma fırsatı bulmuştuk. Daha sonra onların ofisine gittik, yapabileceklerimizi anlattık. Onlar da onayladıktan sonra çalışmalar başlamış oldu. Ben zaten ZEO'yu eskiden beri biliyordum. Mesela Andy Cushing'in listesini sizin yaptığınız konferansta ilk duymuştum. Aa demiştim, süper bir şeymiş bu falan. Benim hani direkt olumlu gördüğüm bir aday olmuştu. Bu da bizim yola başlamamızda bir etken oldu. ZEO ile başladığımız danışmanlık sürecinden sonra SEO trafiğimizi 15 milyondan 25 milyon gibi bir rakama getirdik aylık trafiğimizi. Bu artışı da 9 ay gibi bir sürede elde ettik. ZEO ile SEO çalışmalarımızı teknikte başlattık aslında, teknik SEO'da. Burada bir siteyi tamamen ZEO crawl etti, ZEO ekibi. Bize crawl sonuçlarını paylaştı. Burada olası hataları gidermeye başladık. Onu giderdikten sonra zaten yavaş yavaş SEO trafiğimizdeki artış görmeye başladık. O ne diyor da tarama bütçesini efektif kullanabilmek için organik tarafta getirisi olmayan ve pek çok teknik hataya neden olan zayıf içerikli sayfaları indekse kapatma yoluna gittik. Tarama sırasında profil sayfaları gibi değersiz alanların gereksiz yere tükettiği bant genişliği ve tarama süresini organik tarafta çok daha değerli olan sayfalara aktarabilme fırsatımız oldu. Nitekim yalnızca bu geliştirmenin yapıldığı tarihten 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde Searchmetrics SEO görünürlük indeksinde %17'lik bir artış yakaladık. Bundan sonra HTTPS'e geçiş süreci başladı orada. Aslında HTTPS geçişi önemli bir konu olduğu için orada bir roadmap oluşturdu bize ZEO ekibi. Bu sayede hiçbir sıkıntı yaşamadan, bir teknik problem yaşamadan, hani bir anda trafiklerimizin düşmesi gibi bir durum olmadan atlatmış olduk. Globaldeki olumsuz örnekler, aylık organik trafiği 15 milyon ve üzerinde olan bir web sitesini HTTPS'e taşıma konusunda temkinli yaklaşmamıza neden oldu. Ancak hem kullanıcılar hem de web site sahipleri açısından güvenli web iletişimi önemli bir ihtiyaç. Biz de bu ihtiyaca karşılık Onedio'nun güvenli protokole geçiş sürecini global örnekler ve Google referanslarından yola çıkarak hazırladığımız detaylı bir roadmap üzerinden planladık. Bu süreçte teknik tarafta yapılması gereken tüm geliştirmeleri yönlendirmelerden önce ve sonra olmak üzere iki aşamalı olarak belirledik. ZEO ile birlikte yaptığımız içerik stratejisi çalışmaları bir eğitimle başladı. Öncelikli olarak Evergreen Content'ten listelerin listelendiği büyük dev arşivler tarzı içeriklerimiz vardı ve bunlar üretilmiş kenarda duruyorlardı. Bunların üzerine eğildikçe aslında direkt trafik artışını görmeye başladık. İki farklı içerik eğitimi kurguladık. Buradaki temel amacımız özellikle evergreen ve güncel içeriklerin SEO'ya uyumlu olması adına kritik noktalara değinmekti. Burada Onedio ekibine SEO'nun kullanıcıyı ve arama motorunu
memnun edecek şekilde içeriklerini nasıl aslında entegre edebileceklerinden bahsettik. Bir diğer eğitimimizi de Hangouts üzerinden organize ettik. Güncel örneklerle ve aslında her kategoriye özel yaptığımız ve kurguladığımız çalışmalarla verimli bir eğitim süreci geçirdik. İçerik eğitimlerimizin hemen ardından da Onedio ekibiyle kurguladığımız strateji doğrultusunda hedef kategori grupları üzerinden bir çalışma ilerleterek içeriklerimizi SEO uyumlu olacak şekilde ürettik ya da var olanları da iyileştirdik. AMP Onedio için aslında güzel bir fırsat oldu. Bizim trafiğimiz büyük oranda mobilden olduğu için AMP'yi hemen aslında entegre etmek istedik. Burada tabii bizim içerik yapımızdan dolayı bazı teknik sıkıntılar yaşayabilecek gibi görünüyorduk. Bu açıdan öncelikli olarak AMP zaten ilk çıktığında haber içeriklerine yönelik olarak çıkmıştı. Biz de haber içeriklerimizi AMP'ye uyumlu hale getirerek başladık. Burada SEO'dan da destek almaya başladık hemen entegrasyon sonrasında. Çünkü bazı hatalar alıyorduk. Google Search Console'da bunları görüyorduk. Orada bunu en hızlı bir şekilde nasıl düzeltiriz konusunda da SEO'dan destek alarak hızlı bir şekilde oradaki problemleri çözdük. Bundan sonra da trafik elde etmeye başladık AMP'den. Onedio'nun globali açılımı 2015 Ağustos'unda Rusça sitemizi açmakla başlamıştı aslında. Şu an hedeflerimiz arasında Arapça siteyi açmak var 2017 yılı içinde. İngilizce siteyi de açtık 2016 yılı içinde. Bizi ziyaret eden tekil ziyaretçi rakamını büyütmek önemli bir metrik. Bu açıdan da aslında yine SEO'ya iş düşecek. Çünkü Onedio.com'da yaptığımız ve başarılı sonuçlarını aldığımız düzenlemeleri diğer sitelerimize de, Rusça sitemize, Arapça sitemize, İngilizce sitemize de entegre etmemiz gerekecek. Biz de Onedio ekibiyle aslında iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda bizim onlardan rica ettiğimiz tüm değişiklikleri zamanında yerine getirmeleri ve içerik tarafında da çok iyi bir ikili olmamız sebebiyle kısa vadede bahsettiğimiz sonuçlara ulaşmış olduk.